Hepinizi merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni Forza Horizon 4 videosuna hoş geldiniz ve bugün Forza Horizon 4'ün trailerı tanıtıldığı zaman, ilk trailer gösterildiği zaman oha lan Audi'ye böyle bir şey mi yapabiliyoruz dediğimiz o özelliği olan böyle kampa gittiğinizde arabanın üstüne ekleyebileceğiniz spoilerla beraber bağlayabileceğiniz bir ek bölme mi desek, ek malzeme şey mi desek, kutusu mu desek, siz ne derseniz deyin, ben doğru adını bilmiyorum. Öyle bir şey vardı ve bu oyunda artık modifiye kısmında birazcık daha ilerlettiklerini söylediler. Ki zaten oralarda biz bunları anlamıştık. Bugün de o araçlarda bir tanesi var, Audi R8. Eski kasa, benim çok sevdiğim. Yeni kasasını hiç sevmiyorum abi. Bu kasası enfes. V10'un en güzel seslerinden bir tanesi. Yenisi bana göre çok çirkin, çirkin bir kasa. Ama bu muazzam. Önce bir stok kullanacağız. Ardından modifiye edip öyle gazlayacağız. Şu sese bak ya. Abi şu arabalar gerçekte kullanıp insanlar mis gibi keyif alıyor. Biz anca oyunda. Bu ne ya? Yurt dışında aynı yayıncı olsaydım şu an, bu kadar izlenseydim, bu arabayı biniyordum lan. Eski olduğu için ucuzdur da şimdi. 50 bin dolar rahat alabiliyorsundur bu aracı yurt dışında. İkinci el alırım abi, sıfırında ne gerek var? In 400 meters, turn right. Allah. Turn right. Meters. Turn left. Turn left. El fren çekmeden olmadı. Dengesini bozamadım araba. İçeride gireyim. İçeriden bayağı kontrolü rahat. Bu yol daha ani virajlara sahipmiş gibi geldi. Muhtemelen 300'ü görüyordur ki orada 340 yazıyor. Yuh! 340'ı stok haliyle pek imkan vermiyorum ama. Dört çeker bir araç olması lazım değil mi? Yanılmıyorsam öyle bir şey olması lazım. You have arrived at your destination. Bas! Benzin de full dedik. Çözü gördük bile neredeyse. Hadi 330 evet. 330'u gördüm. Ve virajda çok rahat alıyor bu hızda ya. Tabii burada alamayacak. Yo, fena girmiyor. 330 kilometre. Gayet güzel. Ya yeter virüs, yürü git. Virüs deyip duruyorsun. Fena araba ya. Thank you.
Hocam şimdi zamanı mı ya? Ben modifiyeye gidiyorum. Bir de arabayı modifiye edelim, ondan sonra da görelim. Bas hocam, bas bas bas. Gidelim. Zaten minimum çökmüş mü diyorsun? Yol tutuşu. En çok istediğim yok hocam, yok yok. Allah korusun öyle şeyler yapmayın. Bak hafiflet ama içine demiri koyma hocam. Oyun oynuyoruz ya. Ölmeyeceğiz. Ölümsüz dünya burası. Tekerleri sonra geleyim. Ya şunlar çeşitlendirin artık yeter ama ya. Üf. Üf. Şu spoiler'a bak. Liberty Walk. Böyle mi oluyormuş? Abi bu ne böyle? Bu ne? Bunun adı ne? Hadi bari bunu da takalım bari. Oldu mu şimdi? Ön bir bakayım. Yani. Oldu sanırsam. Şimdi tekerlere gelelim. Forza sürümüne gerek yok. Rally de gerek yok. Şöyle yarış tipi yapalım. Bunları genişletelim. Jant seçimi. Şunları da açsak mı acaba? Birer tık daha. Arabaya da her şey yakışacakmış gibi. Baksana. Kendi jantı zaten bayağı güzeldi aslında. Değişmesem bile olurdu. Ama yine de şöyle bir menüye bir bakalım. Şunlar da fena durmuyor aslında. Ama jant boyutunu düşürmek lazım. Bence. Şu an bir garip geldi bana. Ferrari jantı. Bak bu da fena değil aslında. Rengini değiştirsek güzel jant gibi duruyor. Şu da güzel. Şunun rengini değiştireceğim. Şunları bir tık düşürelim. Bir dakika. Hayır hayır dur. Başka neler var? Motora ne ekliyor biliyoruz. Of turbo. Of body kit mi? Ay. Abi sen neler diyorsun? Sen neler diyorsun öyle? Turbosuz olur mu? Ver çift turboyu da ver. Şunu da arkadan itişli mi yapsak? Aynen hocam. Aynen. Arkadan itiş yap şunu. Racing van. Yok yok. V12 istemez. V10 mis abi. V10 mis. Bakın turboyu hemen bağlayalım. Yarış tipi çift turbo. Ay. Araba artık ateş edecek. Motora dair bir şey takmadım. Pistonları da geç. Egzozda spor tipi. Bunu da geçelim. Abi araba fena oldu yalnız var ya. Rocket Bunny ile beraber. Tamamız herhalde. Turboyu taktım. Gövdeyi taktık. Ha bir de arkadan itişli yapacağız değil mi? Bunları takmam lazım. Bunu unuttum diyor. Bir şey eksik kaldı ama. Tamam. Hesap nedir hocam? 87.000. Fena değil. Böyle bir araba için çok değil bence. Şimdi bir de boyaya girelim. Boyahane. Bak burada başka da var yine. İsteyene. Forza Horizon Edition yapmışlar jantını. Lastiğini, jant da değişti. Aslında şu jant da fena değilmiş ha.
Bak hocam biz şimdi hemen tasarıma gidelim. Jant boyasını değişince direkt yakışacak bu arabaya. Siyah yapacağız muhtemelen. Çünkü orijinal rengi çok da tatlı değil. Yakıştı mı? Yani fena değil. Daha iyi olabilirdi ya açıkçası. Acaba değişsem mi jantı demiyor değilim şu anda. Uf, ne renkler varmış abim. Ay. Abi sen neler diyorsun? Şu renk de çok hoşuma gitti. Beyaz da güzel. Kırmızı da güzel. Abi çok iyi ya. Şuraya bak. Kırmızı yapsam mı lan? Koyu renkler veya böyle rengarenkler daha iyi duruyor arkadan ama yandan falan beyazda daha iyi duruyor açıkçası. Şöyle bakarsak. Ulan çok fazla renk var ya. Ben kararsız kaldım ki ama şimdi. Kırmızı yapacağım. Jantını değişeceğim ama. Bu olmayacak. Bu jantı değişmem lazım. Aslında beyaz değerlendirecektim ama şimdi diğer renkler de çok cezbedici. Özellikle o gri rengi de çok hoştu. Ama kırmızı daha çok mu hoşuma gitti? Bilmiyorum. Hala değiştirebilirim abi. Kararsızım. Hala değiştirebilirim bu rengi. Hadi abim. İtalya'nın jantını taktım abi. Tamam, böyle daha iyi oldu. Şimdi oldu sanırsam. Bu şekilde devam edebilirim bence. Kırmızı rengi fena değil. Ben bayağı kırmızıya gidiyorum ya. Bilmiyorum da. Şöyle bir kullanalım. Hatta hızlıca uzaklaştıracağım ben bu aracı. Buralardan. Hemen hocam, hemen. Hemen şuraya kaçabilir miyiz? Evet. Parası neyse al hocam. Toplam kazanç 263 milyon. Kendi kazancım muhtemelen 20 milyon falandır herhalde. Uf 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 uf. Seste bir gariplik mi var? Hay turbo sesi. Abi sizde de var değil mi çıtırtı kulakta şu an? Benim kulaklığım bozuldu yoksa. Ay, elim ayağım titriyor şu an. Sanki 2-3 tane ses karışıyor gibi. Var gibi orada. Boğuşuyorlar birbiriyle. Ben daha çok bağıracağım. Ben daha çok bağıracağım diye. Şu an arabanın sesi bozmuş olabilir miyiz? Bir baga falan mı girdi acaba? Var bir sıkıntı sesinde ya. Bence bir oyun açıp kapasam
yerinde bir karar olabilir. Çünkü şu an iki tane ses duyuyor gibi. Hatta üç tane bile olabilir. Arkadan itişli aracı kullanmanın avantajları. Turbo sesi ya. Yağmurdan dolayı oyun bug'a girdi gibi hissediyorum şu an. İçeride ses düzgün mü diyeceğim, içeride de var öyle bir arıza. 360 70 gazı bırakmadan dönebilecek miyim bakayım. Döndüm ama sonrası pek hoş olmadı. Ben nereye girdim? Oy, bug'a mı girdim, ne oldu? Ben bu oyunu açayım kapatayım, harbiden bir sorun var şu an seslerde, yağmurdan ötür. Ay bakayım bu sefer düzgün mü sesin senin? Evet, bu sefer düzgün. Az önce yağmurdan ötürü seste bir bug oluştu. Sesini değiştirmedik yani, V10'da kaldı. Şunun rengine bak, şunun güzelliğine bak ya. Ya şöyle bir şey olabilir mi ya? Şöyle bir şey olabilir mi? Dönmüyor çünkü geri bakıyorum. Mezarcı çocuk. Sanki mezar taşıyormuş gibi üzerinde. Mezarcı çocuk. Sakin, sakin şampiyon. Al burada gir. Kaçırdım. Lan dört çeker değilsin, arkadan yetiştisin. Yok, doğru doğru, tamam. Düz uçacağım. Şurada 320, 340 hatta. Abi, abi yolu göremedim. Maksimum görmek istiyorum orada. Maksimum lütfen. Hadi abim. Dayı. Evet. 360'ta oldu sanırsın değil mi? Şu virajı gireceğiz değil mi? Giremeyeceğiz. V10
Benzinim de hiç azalmıyor. Of, baktıkça bakıyor ya insan şu arabaya. Şöyle bir şey olabilir mi abi? Şöyle bir güzellik olabilir mi ya? Rocket Bunny ile beraber ne oldun sen? Ne oldun? Şunun güzelliğine bakın abi, harbiden diyorum ya, böyle bir şey. Ben kafayı sıyıracağım birazdan. Şöyle bir araba olabilir mi ya? Bu nasıl tasarımdır? Hayır, yanlışlıkla çektim. Evet. Biraz da tünelde sıvı arttıralım bunu. Tasarım harikası, yemin ediyorum. İşte bu yüzden eski R8. Yenisi bu kadar güzel değil. Yavaş köprü. Girme, hayır. Şehre git.
Yeter artık, park edeyim. Yeter. Bu kadar eğlence yeter. Evet. R8'de bu kadar. Bayağı keyifli oldu. Yalnız şurada bir fotoğraf alır mıyız? Her haliyle mükemmel araba. Ne tarafından bakarsan bak, yandan, önden, arkadan. Yani böyle arabalar kolay kolay yapılmıyor, üretilmiyor. Açıkçası herkesin göz zevki tabii ki de. Bazıları beğenir, bazıları beğenmez ama bana göre bu araba önden, yandan, arkadan her türlü mükemmel duruyor. Çok tatlı bir tarzı var. Çok keyifli bir sürüşü ve sesi var. Ve onlar her türlü güzel ya, gerçekten. Neyse, artık videoyu da sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse tabii ki de videoları beğenip paylaşmayı, düşüncelerinizi de yorumlarla benimle paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.